Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir yemek olan fırında mantar yapacağım. Fakat bunu neyle yapacağım? Misket köfteyle yapacağım. Öncelikle misket köftemin malzemelerini sayayım. 350 gram dana kıyma, 1 yemek kaşığı galeta unu, 1 çay kaşığı kimyon, 1 adet yumurta, 1 diş sarımsak rendeleyeceğim, 1 adet soğan rendeleyeceğim ince tarafıyla. Karabiberim ve tuzum olacak. Bir de küçük küçük kıyılmış maydanoz kullanacağım. Mantarlarımı da hazırladım. Kaseme aldım. Önce köftemi yoğurup köftem dinlenirken mantarlarımı soyup limonlu suda bekleteceğim. Bir paket de mantar kullanacağım. Soğanımı güzelce rendeledim. Sarımsağımı rendeledim. Yumurtamı da kırdım. Maydanozu, galeta ununu, kimyonu, karabiberimi ilave ettim kıymamın üzerine. Ben çok hafif de içine rendelediğim kaşar peynirinden koyacağım. Çünkü üzerine de koyacağım en sonunda fırından alırken. Şöyle bol lezzetli olsun. İyice yoğurmaya başlıyorum. Köftemi güzelce yoğurdum. Yani bir yaklaşık 15 dakika boyunca yoğurdum. Bu şekilde yuvarladım. Çünkü neden bu şekilde yuvarladım? Mantarlarımızı şöyle göstereyim. Temizlendikten sonra her mantara bir köfte koyacağım. Bunda kızartma derdi yok. Yağ kokusu yok. Direkt fırına atabileceğimiz hem pratik hem lezzetli bir yemek olacak. Köftelerim dinlenirken ben şimdi mantarlarımı soyup limonlu suya koyacağım. Mantarlarımı yıkadım. Limonlu suda beklettim. Kararmamasını gördüğünüz gibi kararma olmadı. Şimdi güzelce süzeceğim ve fırın kabıma alacağım. Borcamın dibini yağladım. Bir miktar da fazla yağ koydum. Yani yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar yağ koydum. Mantarlarımı dizdim. Her mantarımın üzerine bir adet köfte koyacağım. Köftelerimi de koydum. Fırınım açık şu anda. 200 derecede fırınımı açtım. Çünkü sıcak fırına koyacağız. Su koymuyorum. Çünkü mantarlarım birazdan su bırakacakları için. Ben buna domates, biber, birkaç tane de havuç koyacağım aralarına. Çeri domateslerden koydum. Çok ince kestiğim havuçtan ve biberlerden koydum. Çok hafif de tuz ektim. Çünkü köftemin de içinde tuz olduğu için çok hafif ben tuz ektim. Şimdi fırınıma alacağım. Fırınım ısındı. 180 derecede ısıttım. 200 dereceye çıkardım fırınımı şu anda. Şimdi fırınıma alıyorum. Sizlere yakından göstermek istedim. Fırınım da yavaş yavaş da şekillenmeye başladı. Mantar suyunu bıraktığı için su koymadım. Fırından önce de söylemiştim. Gördüğünüz gibi de suyunu bırakmaya başladı. Sadece sıvı yağ koydum. 3 yemek kaşığı kadar. Fırınım açık ama ben yemeğimi çıkardım. Neden çıkardım? Hemen göstereyim. Köftelerimizi ters çevireceğim bu şekilde. Çünkü üst tarafı kızardı, alt tarafı kızarmadı. Tek tek hepsini şimdi ters çevireceğim ve fırına koyacağım. Hepsini ters çevirdim. Tekrar fırına koyacağım. Bu tarafı da kızarmaya başladığı zaman üzerine rendelenmiş kaşar atacağım. Dediğim gibi yağ kokusu yok, kızartma derdi yok. Hem çok hafif hem de çok lezzetli bir yemek oluyor. Patates püresinin yanına, pilavın yanına rahatlıkla şık bir şekilde servis edebileceğimiz bir fırın yemeği. Tekrardan ben borcamı fırına koyuyorum. Yemeğim pişti. Ben üzerine kaşar dökeceğim. Ve tekrardan fırına vereceğim. Kaşarlar hafif kızarana kadar fırında kalacak. Daha sonra servise hazır. Köfteli mantarım hazır. Ben servis tabağıma aldım sıcak sıcak şu anda. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle muhteşem pratik bir fırın yemeği. Biraz önce de dediğim gibi yanına püre eşliğinde ya da pilav eşliğinde servis yapabilirsiniz. Kızartma kokusu olmadan, yağ kokusu olmadan yapabileceğimiz lezzetli bir yemek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değil iseniz abone olup zil sesini açarsanız sevinirim. İnşallah güzel videolarda, sağlıklı günlerde görüşmek, buluşmak dileğiyle.